Şimdi asıl gündeme dönelim. Ekonomi. Merkez Bankası dün bir puan faiz indirdi. Muhalefetin gündemi, aslında ülkenin gündemi buydu. Ülkenin ekonomisinin direksiyonunda da Sayın Erdoğan oturuyor. Bütün bir ülkede şu anda kelle koltukta gidiyor. Mali piyasalarımız sarayın dünkü akıl dışı faiz indiriminin etkisiyle sarsıldı. Erdoğan, şimdi tek yapman gereken, aklından şu an geçen ne varsa işte tam onu yapmamaktır. Faizleri %19'dan 18'e indirdi. Bunu yapan biri bırakın ekonomi benden sorulur diyen Cumhurbaşkanı olmayı ekonomiye giriş dersinden sınıftan geçemez. Merkez Bankası enflasyonda kalıcı düşüş olmadan indirmem dediği faizi %19'dan 18'e çekti. Muhalefete göre ekonomiyi iyice çıkmaza sokan, doları fırlatan bu hamlenin tek nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan sebep yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz sonuç. Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Merkez Bankası Başkanı olarak kendinizi atayın. Şöyle görelim, 19'dan bir 10'a indir, 5'e indir, enflasyon da düşsün değil mi? Niye yapamıyorsunuz? Her fırsatta yüksek faiz, yüksek enflasyon tezini gündeme getiren Erdoğan, Haziran ayında uyarmıştı Merkez Bankası'nı. O günden beri faiz sabit kalırken enflasyon yükseldi, %19,25 oldu. Merkez Bankası ise bu kez faizi bir puan aşağı çekti ama sonuç bir günde dövizin hızlı yükselişi oldu. Erdoğan New York'a uçarken 8 lira 64 kuruş olan dolar, uçak Türkiye'ye indiğinde 8 lira 85 kuruşu gördü. İğneden ipliğe her şeye zam demek. Bunu ufacık çocuklar öğrendi, Erdoğan öğrenemedi. Ama bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Sayın Erdoğan, Allah'tan ekonomistsin. Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Taraflı Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylandığı gün 1 dolar 3.68'di. 1 euro 3 lira 90 kuruştu. Bir gün sonra meseleler düzelir demişti. Düzelmedi. Merkez Bankası kasasının dibi delindi. Para kalmadı. Damadıyla bir oldu. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buharlaştırdı. 2001 tablosudur bu arkadaşlar. Sayın Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu tabloya Türkiye'yi tekrar geri getirdiler. Seneler evvel Türk lirasından 6-0 atmıştık. Sayın Erdoğan'la o her krizin ortağı olan Sayın Bahçeli paramıza herhalde yeni sıfırlar eklemeye başlayacaklar bugün işte. Türkiye 2001 ekonomik krizini yaşadığı günlere döndü. Enflasyon artacak, vatandaşın cebinden daha da çok para çıkacak diyen muhalefet birilerinin de kasasını daha da doldurduğunu iddia etti. 20 Ağustos'tan bu yana birileri 5 milyar dolar civarında bir piyasadan para aldı. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e konuk olan Erhan Usta'nın açıkladığı rakamlar Merkez Bankası verilerinden. Tabloya göre 20 Ağustos'ta yurt içi yerleşkelerin dolar varlıkları 232 milyar, dolar da o tarihte düşüşte 8 lira 49 kuruş seviyelerinde. 2 Eylül'de ise son zamanların en düşük seviyesi 8 lira 27 kuruş. Bu zamanlamalar öyle enteresan ki, yani Merkez Bankası Başkanı konuşuyor, o arada dolar ucuzken birileri 5 milyar dolar alıyor. Usta'nın söylediğine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun %19,25 tüketici değil, %16,76'lık çekirdek enflasyona bakacağız dediği günden sonra dolar alımı artıyor. Yurt içi yerleşkelerin dolar varlıkları 238 milyar oluyor ve dolar tam da bu dönemden sonra yükseldi. 8 lira 85 kuruşu aşarak zirveyi gördü. %10'a yakın para kazandı. Bu parayı kimi zengin ettiniz kardeşim?